Tanıştığınızı, kaç senedir, hangi tarihte tanıştığınızı, nerelere gittiniz, ne yaptığınızı şu anda anlatacaksın. Nizamiye'nin kapısında az beklemedim yani. Ne kadar süre görüştüğünü bana anlatacaksın. Bir tepe vardı, eğitim tepesi. Orada helikopterden helikoptere atlıyorduk. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun, manyak mısın evet. ya? Evet, biliyor musun? Ne? Gerçekten hala onu değiştirmede, bir şey sorup çevirmede mükemmelsin ya. Gerçekten alkışlıyorum seni. Sertac'ın geçmiş biraz karanlık olaylarla dolu. Yapma, devam etme Burçin, lütfen. Ya neyi devam etme? Hayır, ben bir saattir bunu öğrenmeye çalışıyorum. Kötü oluyorum hayatım ya. Abi sen benim eniştem olacaktın. Aa, ne diyor ya? Foça'nın sahillerinde el ele yürüyorduk. Gökyüzünde yıldızlara bakarken. Gözlerin çocuktu senin. Yeter artık, ha? Yeter. Hayatım. Ya ne yüzüne baktığınızı şiir yaşıyorsun, yeter. Ercan abi var ya, yeğeni var bir tane bunun. Yemek yapmayı öğretecekmişim. Öğret. Aa, merhaba. Merhaba. Ercan abinin... Bahsettik işte, evet, değil mi? Evet, çok meraklıyım. Ay. Her şeyi bilir. Mutfak, her şey. Hiç yani... O ne İtalyan biliyor. Sen bence bir kursa falan git, daha sağlıklı olur. Çok güzel. Bu yani ben de sonra bunlardan yediriyorum. Ercan abi, emaneti. Kendi öğretsin o zaman. Tamam. Ben Ercan abine emanetiyim. Bak. Başlat mı Ercan abine şimdi? Ben Ercan abine emanetiyim. Ercan abine. Bak emanet. Yani emaneti, yani emaneti. Güzel mi? Ya ne güzel yapıyorsun pişmiş, sen mi? Hala? Dur at bunu. İşte bu ne? Sertaç Bey, sesimizi duymuyorsunuz değil mi? Duymuyorsunuz, duymuyorsunuz. Sesinizi alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Ve Sertaç Bey. Merhabalar. Hızlı geldiniz, çabuk geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? Çok iyiyiz. Ekrandan böyle biraz daha olgun görünüyor ama aslında şu evet, an karşılığında gayet genç. Gayet i̇yiyim, genç. Değil mi? Tabii tabii, çok iyi. Bu gömleğin siyahında bende var. Ciddi mi? Zevklerimiz aynı. Aynı, güzel. Bu sakalın da beyazından ben... Şimdi neden şaka yapmak istiyorsunuz? Vallahi kız arkadaşınızla. Çok kıskanç. Çok kıskanç. Dehşet. Yani dişi sinek konsa, evet. Cinsiyetine bakar. Dişi ise yandık. Gerçekten peki, mi? O size hiç yaptın mı böyle bir... Bu böyle değil de yok, başka şakalar. Yok, hiç yapmadım. En abuk kıskançlıkla ilgili yaşadığınız... hadi canım, bu da olur mu dediğiniz şey nedir? Vallahi ne olabilir? Ya işte hiç mesela eskiden onun bilmediği, yani hı, geçmişimden temas kurduğum arkadaşlarım falan biliyor. Temas kurmak? Yani. Ha, şey. Yani daha önce konuştuğum, görüştüğüm bayanlardan bahsediyorum. Tamam, yani hiç bilmediği bir bayan çıkarsa... Seceren'i bilecek bir kere. Bütün kız arkadaşlarını sayacaksın tabii, çünkü. Tabii. Peki niye karar verdiniz programa başvuru? Nasıl karar verdiniz? Ne etkili oldu yani? Ya şimdi zaten ben bu şaka programı gibi her gün yaşıyorum. Vallahi. Tabii ki yani, çünkü çok seviyor beni. Ben de çok seviyorum kendisini. Allah mutluluğumuzu hep daim etsin. Bu sonra mutluluğumuza herkes şahit olsun diye şakayla. Evet. Öyle düşündüm, başvurdum, hemen oldu. İyi, çok iyi oldu. Güzel. Ama en çok da sizden. Ya eyvallah, çok sağ ol. Biz şimdi size 5.000 lira vermek istiyoruz. Siz sadece bizim söylediklerimizi söyleyin. Bir de kendiniz gibi davranın. Doğal olun ki anlamasın, çünkü sizi tanıyor. Kaç senedir birliktesiniz? 3. 3. Yani o yüzden kendiniz gibi olun. Heyecan yapmayın. Evet. Şimdi en önemli şey, siz biraz heyecanlı gibisiniz şu anda. Biraz. Tamam. Evet. Onu bir de sakinleştirelim, rahat olalım. Şimdi sizin eşinizin üzerinde bir etkiniz olsun. Mesela biz size çok ciddi olmanız gerekliliği ile ilgili bir şey söylediğiniz zaman bunu sonuna kadar yerine getirelim. O kolay. Evet, çok tamam, güzel. Yapalım. Belli ama yani. Yapalım. O zaman ilk buluşma başlıyor. Hadi koy. Kolay gelsin. İlk buluşma. Bir türlü konuşamadım ya. Sertaç aradım, seni anlat. Sertaç Bey, çok güzel. Şimdi siparişlerinizi verin hemen. Ne söyledin? Bir şey söylemedim. Sor. Bakar mısın?
Soda. Soda. Nasıl olsun sorunuz? Sade. Limonata var mı? Var tabii. Ben limonata alıyorum. Kim arıyordu? Oğuz abinin bir arkadaşı ya. Yönlendirdi. Pazar hala rahat bırakmıyor. Yapacak bir şey yok. Sertaç Bey, şimdi çaktırmadan arada sırada bakın, sizin sol tarafınızda iki tane bayanın oturduğu, onlar bizim arkadaşlarımız bu arada, ekip arkadaşlarımız, masa var. Oraya bakıp böyle biraz tedirgin olun. Çünkü siz onları tanıyorsunuz önceden. Sertaç. Hafif böyle sandalye vücudunuzu çeviriyormuş gibi yapın. Hafif ama. Evet evet. Öyle bakın. Çok rahatsız. Tamam. Bir 30 saniye oraya bakın ama gözünüz dalmış gibi. Hiçbir şey yapmayın. Sadece oraya bakın. Sertaç, çok uykum var diyorum. Ne yapıyorsun? Yok bir şey, gözüm daldı ya. Sertaç, ne bakıyorsun? Sertaç. Sertaç. Ne yapıyorsun? Hiç ya, gözüm daldı ya. Oraya mı dalıyor gözüm? Yok ya. Bir şey... Başka bir şey düşünüyordum de. Başka yok, bir şey başka bir yere gittim. Yani... Daldım. Kalksak mı buradan ya? Hı? Ya acaba kalksak mı buradan? Ne? Kalkalım mı? Sıkıntı mı? Ne oldu? Daldım hayatım ya. Tamam da böyle dalıyorsun yani. Ya buraya gelmese miydik acaba? Buraya gelmese miydik acaba? Neden? Yani... Ne bileyim, gerildim ben yani. Başka bir yere gidelim. Niye başka bir yere gidiyoruz? Bilmiyorum. Kötü bir tesadüf oldu bugün. Tesadüf geldi. Şimdi oraya bakın yine. Hah, şimdi dönün tekrar. Sertaç, bir şey mi var? Yok. Ne yan masaya bakıp duruyorsun? Hala bakıyorsun Sertaç. Ya yok yok, gözüm daldı ya. Gözün ne dalıyor? Gözün yani... oraya mı dalıyor? Kalkalım diyorsun, tesadüf diyorsun, bir şeyler diyor. Hala bakıyor. Ya bakmıyorum ya. Bakıyorsun Allah Sertaç, yalan mı söyleyeceksin? Ay ya, benim ağrıdı ya. Allah. O tarafa doğru ağrısın benim. Gerildim diyor, tesadüf diyor. Hayatım sıcak, bunalıyorum ya. Allah Allah. Ya niye bunalıyorsun? Sıcak bana da sıcak, sadece sana sıcak değil herhalde. Hala bakıyor. Tamam bakmıyorum ya, tamam bakmıyorum diyor. Saçımla oynuyorum biliyor musun? Hayır. Bak saçımla. Böyle mi oynuyorsun saçınla? Ya evet. Sertaç'a bak orada, sonra da ayağa kalkıp tuvalete git hemen, hemen geri dön ama, tamam mı? Ayağa kalk, sanki oraya gidiyormuşsun gibi yapıp tuvalete git. Sen iyi misin? İyiyim ben. Vallahi iyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Niye kalkalım dedin? Şimdi oraya mı daldı gözün? Ya yok hayatım, her yere bakıyorum. Gülşah, hemen masana gel tekrardan. Peçete almışsın gibi yap ve geri dön. Bir peçete alacağım ben, sen istiyor musun bir şey? İstemiyorum. Ama bak şimdi, yani daha oturduk 5 dakika. Sağa sola bakıyorum, oraya bakıyorum. Takılıyorsun, niye takılıyorsun ya? Sağa sola bakmıyorsun işte, bana göre sağa bakıyorsun artık, sadece. Ama her şeye bir anlam yüklüyorsun ya. Anlam falan yüklü. Ya benim baktığım yerde erkek de var, kadın da var. Bakıyorsun ya, yani, bakıyorum, kör bak müyüm? Şu anda çocuğa bakıyorum, bak erkeğe bakıyorum şu an. Şu an bilerek yapıyorsun. Allah Allah. Evet, bilerek yapıyorum. Olur mu canım, bak karşımda niye? Allah'ım, niye bilerek yapayım ya? Şunu söyleyeceksin Gülşah. Çıkışıyor musun? Kalkıp masaya gideceksin. Evet. Beni dinle önce. Beni dinle önce. Kadının yanındaki sandalyeye diyeceksin ki, bu boş mu acaba diyeceksin. Sertaç, sen de şey diyeceksin. Hayır hanımefendi, dolu. Bir yerden mi tanıyorsun kızı? Kime? Hayır, hayır. O kız senin eski sevgilin. Bak unutma, anladıysan burnuna dokun. Tamam, çok güzel. Evet Gülşah, kalk şimdi yap bunu. Şey, çok sıcak ya. Çok sıcak. Evet, bir gerginsin zaten belli o da. Sıcak. Ya pardon, bu sandalyeyi alabilir miyim? Dolu. Yok, hayır, dolu. Maalesef. Sizin yanınızda sandalye var. Pardon. Gülşah, çabuk pardon, otur yanına. Nereye git? Ne oluyor Sertaç? Ne hayatım? Ne hayatı? Ne oldu? Kızı nereden tanıdığını sorar mısın bana? Kızı. Evet, ben salak değilim çünkü. Hangi kızı? O kadar sandalye var, gelip bunu istiyordu. İşte o kadar sandalye var, gelmiş buradan sandalye. Şunu söyle, her şeyi sana anlatacağım ama sinirlenmeyeceksin. Evet, tırnak bak, içinde, tesadüf tamam, dedim. Bak ben sakinim, sen de bir sakin var. Ben sakindim. Anlatacağım, tamam bir şey söyleyeceğim ben sana.
Ama önce beni dinle. Bak sana her şeyi anlatacağım ama ilk önce beni dinle. Her şeyi anlatacağım. Evet. Yan masada oturan Gülşah'la kardeşi Burçin. Bak, yan tarafta oturanlar Gülşah'la kardeşi Burçin. Onlar kim? Ben onları tanıyorum. Niye selam vermiyorsun? Ya biraz gerildim, tamam mı? Neden? Ya tanıyorum işte. Yani bu kadar mı denk? Şimdi senin de aklın kalmasın diye şimdi onları çağıracağım, burada selam vereceğim onlara. Nereden tanıyorsun? Şimdi, gerilme, anlat. Şimdi bak, sen gerilme diye onları da çağıracağım buraya. Niye selam vereceğim. Selam verip göndereceğim, tamam mı? Aklın kalmasın diye. Yani yanlış bir şey olmadığını, nereden tanıdığını... Oturduğumuzdan beri oraya bana diyorsun ki yalan, tamam için. Da yalan soruyorsun ya, bana. Biraz, gözün evet, dağıldı diyorsun. Bak gözünde göreceksin zaten, anlayacaksın. Ben tedirgin oldum bir an, eski tamam mı? Eski sevgilim falan mı? Hayır, ya evet. Ha, eski, hayır deme, bir şey deme. Hayır de, hayır de şimdi, hemen hayır. Hayır, hayır değil. Bir de eski yani de gelip sandalye istemeler falan hayırdır, ne oluyor yani? Eski sevgilin mi değil mi? Evet diyorsun, hayır diyorsun. Ya eski de yani. Sertaç şey de salla, Sertaç onlara. Elini salla. E buraya gelir misiniz der misin? Gülşah gelir misiniz? Evet ediyorum ya. Elini salla. Ya gelsene. E buraya gelir misiniz der misin? Gülşah gelir misiniz? Yo Burçin otur. Burçin sen otur, gitme. Gülşah sen, gitme. Gülşah Sertaç'ın yanına otur. Nasılsın? İyiyim. Sen? Sağ ol. Sana bir dakika süre veriyoruz. Bir dakika içerisinde... Bizi dinle Sertaç şu anda. Bir dakika içerisinde Sipali, Nanay ve Dandik içinde Sipali, Nanay ve Dandik geçen üç tane cümle kuracaksın. Süren başladı. Evet, dinliyorum. Hayatım şimdi bir şey ikram edeceğim ama Sipali, Nanay... Ne? Yani dandik bir Sipali var ortada. Yani tamam, bunu saydık var. Bir. İki tane daha. Gülşah, ne diyorsun Sertaç? Ne diyorsun da heyecanlandın mı da Gülşah Sertaç'a? Ya Sertaç ne diyorsun? Heyecanlandın galiba. Evet, biraz. Niye heyecanlansın ki? Şimdi... Sertaç umursama, sen bunlardan cümle kur. Hayatım, Sipali olayı nasıl? Var mı? Ne diyorsun ben ya? Ben de Nanay. Ne diyorsun? Ya ben de Nanay. Bana ne? Dandik bir şey. İyice saçmaladın. İyice saçmaladın. Bir tane daha kurarsan bizden 250 lira kazanacaksın. Bir dakika, nereden tanışıyorsunuz? Hayatım, Sipali benden Nanay. Dandik bir şekilde Nanay. Ne sen diyor ya? Var mı? Sipali var mı? Ne var mı ya? Bu ne demek ya? Dandik ve Nanay. Dandik. Hadi 6 saniye kaldı. Dandik bir Nanay'sın sadece de. Nanay'sın Nanay. Sadece. Nanay yani. Evet. Nanay. Tamam, bizden 250 lira kazandın. Diğer arkadaşın niye gelmedi? Sertaç heyecanlanınca böyle oluyor. Öyle mi olur? Ne kadar süredir tanıyorsun Sertaç'ı? Heyecanlanınca böyle olurmuş. Nereden tanışıyorsunuz? Bir anlatırsanız. Sertaç hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Sertaç. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ben. Çok uzun bir hikaye. Nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Siz de buyurun. Siz niye orada oturuyorsunuz? Uzun. Burçin miydi, Gülşah mıydı siz? Gülşah ben. Gülşah. Burçin şey de oradan. Ben birazdan geleceğim hanımefendi de. Ben birazdan geleceğim hanımefendi. Neden? Buyurun, ikisini de çağıracağım demiş. Tercih etmiyorum. Sertaç efendi yani. Sebebini size anlatır. Ben Sertaç Bey'le aynı masa oturmak istemiyorum da kendisi, Sertaç efendi size kendisi anlatır neden olduğunu. Sertaç ne olduğunu söyleyecek misin yoksa gerçekten çok... Sertaç, de ki birazcık sakin olursan anlatacağım. Sen tamam, birazcık sakin ol de. Niçin ben de çok geriliyorum? Biraz sakin olursan anlatacağım. Niye sakin olayım ya? Tanımadığım iki tane kız oturuyor. Hayatım. Geldiğimizden beri yan tarafa bakıyorsun. Tamam, sakin ol. Birazcık niye sakin olayım? Sakin olmayacak bir durum yok ki burada. Sertaç heyecanlandığı zaman böyle olur. Sertaç, saçlarını elinle geriye götür. Yap şimdi dediğimizi. Benim alnım hak de. Alnını göster. Hayatım bak, benim alnım hak. Bir saniye. Bak benim alnım hak. Benim bak alnım hak. Alnıma bak. Bak alnıma. Ben de bakıyorum salak salak. Bakıyorsun değil mi? Olmuş? Alnım hak benim, tamam mı? Alnın hak. Evet. Ne yazıyor burada? Benden gizlediğim bir şey var. Ben size 8 senedir tanıyorum. Bak bakayım ne yazıyor burada. Şeyde Gülşah, şaşkın yazıyor de, şaşkın. Ne yazıyor? Şaşkın yazıyor, şaşkın. Gül şimdi biraz Sertaç. Kıza bakıp biraz gül. Aa, bir de gülüyor. Lanet olsun ya. Bir de gülüyor. Sertaç şeyde, lanet olsun, bu nasıl başıma geldi ya? Böyle bir tesadüf olamaz ya. Bu kadar zaman ne güzel saklamıştım de. Ya bunun, neden özelim soruyorsun? Var ya, bu kadar zamandır her şeyi biliyorsun, saklamıştım. Ya bu kadar mı denk gelir yani? Ya bir de sakladın, neyi sakladın artık anlatır mısın? Gerçekten delireceğim artık ama. Bedevi hikayesi işte de. Kutup ayısı ve kutup ayısı. Bedevinin başına gelir de kutup ayısı.
Gülşah gülerek şanssız bedevidi. Sertaç, bedevi. Kendine gel. Komik mi? Komik mi gerçekten? Bir sakin ol, anlatacağım. Sakin ol diyorsun, sakladım diyorsun. Anlat, dinliyorum şimdi. Neyi sakladın? Sen anlat. Ay delireceğim gerçekten. Şaşkın yazıyormuş, öyle mi? Nereden başlayacağım bilmiyorum. Dinliyorum ben. Sertaç, her erkeğin gerçekten dinliyorum. Geçmişinde sakladığı bazı şeyler vardır. Söyle. Her erkeğin geçmişte bazı sakladığı şeyler vardır. Gerçi sen çoğunu biliyorsun. Ben hiçbir şey saklamadığımı biliyorsun ama. Ama senin Gülşah şey de ama güneş balçıkla sıvanmıyor de. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Öyle mi? Evet, gerçeklerin de su yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var Sertaç Bey. Ben İzmir'den İstanbul'a ilk geldiğimde artık de Gülşah. Ben İzmir'den İstanbul'a ilk geldiğimde. Gerisini Sertaç anlasın. Gerisini Sertaç anlasın. Neyse gerisini Sertaç anlasın. İzmirli misin? Evet. Güzelliğimden İzmir'de anlamışsındır İzmir'de zaten de. Güzelliğimden anlamışsındır zaten. Ay çok güzelsin gerçekten. Mükemmelsin yani. Ya şimdi. Sen zaten, İzmir'e bak, gidelim gidelim yok yani. Gidemedik bir gün gidelim. Neydi o? Gezmek amaçlı biliyorsun. Ne gezmek amaçlı? Askerliğimi orada yaptım ya, onun için diyorum ya. Onun için gidelim dedim. Sen askerliğini İzmir'de Sığacık'ta mı yaptın Sertaç? Hayır, Foça'da sen yaptım. Sen nerede oturuyorsun İzmir'de? Ben anlattım. Ben Foça'da oturuyorum de. Foça'da oturuyorum. Ha öyle babamların mi? Yazlığı var. Oradan tanışıyoruz da. Biz oradan tanışıyoruz. Askerlik zamanından mı tanışıyorsunuz? Biz çok içtima yaptık onunla de. Ya ben biz çok içtima yaptık onunla. Çarşıya çıkıyorduk. Balık tutuyordum. Balık tutarken o sıra sahilde tanıştık zaten. Ama yani tesadüfe bak ya. Sakladığın şey ne? Askerlik zamanın sakladığın bir şey... Bir tane komutanı anlat. Komutana uyuz olmuştun, onunla kavganı anlat. Çok saçma sapan bir şey, tamam mı? Bir tane yüzbaşı vardı, tamam mı? Bir tane yüzbaşı vardı bizim gazinonun rezidans sorumlu komutan. Bana çok takmıştı. 6 günlük iznim vardı, vermiyordu. Çıkamazsınız dedi. Tezkeremde 60 gün vardı. Çok sinirlenmiştik. Yani o ya o beni dövecekti, ben onu dövecektim. O durumdaydık yani. Ya üstüne yürüdüm. Sonra canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Çarşı izninde Gülşah'ı gördüm. Dedi ki, sen çok gerildin. Bir çarşıya çık, 200 saat hava. Ben de çarşıya çıktım, hava alıyordum. Sahilde yürüyordum. Telefoncuya uğradım kontrol almak için. O zaman haklı değildi. O sonra Gülşah'ı gördüm. Gülşah'ı gördüm. Selamünaleyküm, aleykümselam de. Selamünaleyküm, aleykümselam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Öyle oturduk, sohbet ettik. Sohbet ettiniz. Evet. Sonra muhabbet ilerledi. Yolda gördün yani. Hayır, telefoncudan. Sonra sahile gittik. Oğurlu olduğu için... Oğurlu olduğu için işte oturalım dedi. Oradaki asker evet, arkadaşlıkları çok başkadı. Asker arkadaşlarımız çok başkadı. Gerçekten. Yani arkadaşlar da... Ben ne diyorum, o ne bak, diyor. Bizim gazinodaki arkadaşlarla çıkıyorduk. Çarşıya çıkıyorduk, geziyorduk. Ne bileyim, arkadaşlık ilişkilerinden Sertaç, çok... bana ne senin oradaki arkadaşlık ilişkilerinden? Sertaç, bir kere mi gördün? Gözlerine bak ve çok sinirli bir şekilde. Yok, bir kere görmedim. Ben orada Vietnam sendromu yaşadım, biliyor musun? Vietnam sendromu yaşadım, biliyor musun? Ne? Vietnam sendromu. Neler çektim, biliyor musun? Neler mi çektin? Evet. Ya sen ne demek neler çektin ya? Partilere bilmem neler... Biz helikopterden helikoptere geçerken şarjör değiştiriyorduk. Konuşturma beni de. Subay eğitim bak, beni fazla konuşturma. Sen askerlik anılarımı mı anlatayım? Anlattın zaten. Bizim orası subay eğitim merkeziydi. Bir tepe vardı, eğitim tepesi. Orada helikopterden helikoptere atlıyorduk. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun, manyak mısın evet ya? Helikopterden helikoptere konuyu atlıyorduk. Konuyu değiştirme bana. Kızla ne kadar süre görüştün? Hangi tarihler aralığında, hangi gün? Hayatım. Nerede? Bunları anlatacaksın bak, bir akşam bana. Bak bir akşam nöbet tuttum ben tek başıma o tepede. Tamam mı? Kobra yılanı gibi yılan yedim ben. Sen ne diyorsun? Beni konuşturma. Benim askerliğimle ilgili anlatamayacağım şeyler vardı. Hayır. Foça'da yaptım askerliğimi diyorum. Anlat, ne anlatacaksa anlatıyorum işte. Ben senin bütün askerlik anılarını A'dan Z'ye dinle. Ne yılanından bahsediyorsun? Manyak. 2 ay kantinde çalıştım ben. Sen biliyor musun de? Sen de öyle ne gayet mutlu gibi oturuyorsun orada. Keyif mi alıyorsun şu an? Ben 2 ay kantinde çalıştım. Sen neler yaşadın? Albay biliyordu, albay. Benim tostumu yemek için. Albay. Ne? Dokunma, tamam anlat. Ben alırım. Bir albay vardı, benim tostuma bayılıyordu. Sırf benim tostuma geliyor. Orada bütün gofretleri tek tek sayıyordum elimle. Akşamda olunca tabii tek tek gofretleri sayıyordum, biliyor musun? Sayım yapıyordum. Neler çektim ben. Ay yazık, kıyamam. Neler çekmiş.
Tosta düşmana yemek yapıyordum ben orada. Ne tostu olur mu ya? Tosta düşmana ben tost yapıyordum ya. Tost yapıyordun. Ben de o senin bakış... tostundan yedim. Tostundan çok yedim. Çok güzel tost yaptı bana. Ha. Hatırlıyor musun Sertaç? Sertaç şey hatırlıyor musun? Neyi hatırlıyor mu? Sertaç dedi ki bir gün hiç unutmam çayı geç demlemişim. Neyse. Bir gün ne oldu biliyor musun? İçtim. Ya bak ben başka bir şey... Bir şey söylüyorum hayatım bak bir dinle. Ya tamam dokunmadan. Saat 5'te çay demlemem lazımdı. Bir kalktım saat 6. Çay yok, bir şey yok. O gün de kor general gelecek. Kor general gelecek denetlemeye. Adama çay gidecek. Çay yok. Bak markete gittim. Zemlik poşeti çay aldım. Şu anda. Yok, gerçekten. Yok. Bak komutandan izin aldım. Gittim sen markete. Sen şu arayan demlik, numarayı göstersene bana. Zemlik poşet çay aldım. Çay demledim biliyor musun? Sen az önce kimle konuştuğunu gösterir misin bana? Ceza aldım diyorum ya. Ya bana ne senin askerlik anılarından? Aa. Şu anda ben başka bir şeyin derdindeyim. Ya, ne yapacağım? Ne sakin? Kobra yılanı yedim biliyor musun poçada? Ya ben sana... Ya ben bir ay yaprak topladım, yok, yaprak temizledim. Yok, bahçedeki bütün yaprakları ben temizledim. Kamelya vardı. Bak böyle bir kamelya vardı. Saat 5:30'a kalkıp yaprak topluyordum biliyor musun? İzmarit topluyordum. Şimdi şunun yapraklarını kafandan aşağı boşaltacağım. Yapma. Toplarsın, dokunma. Anlatacağım. Altay tuvalet anlatıyorum nöbeti... ya işte. Anlatıyorum işte. Anlattım ya. Neyi anlattın? Kızı soruyorum ben. Ben tuvalet nöbeti bile tuttum ben. Ya Allah'ım delireceğim ya. Sen gerçekten çıldırmak üzereyim şu anda. Hakikaten çıldıracağım. Şu kızı... Bizim bir Tekirdağlı Hasan vardı. Ne kadar süre görüştüğünü bana anlatacaksın. Anlatacağım da aklıma ne geldi bir süre. Tekirdağlı bir Hasan vardı. Ya... Yufka Yürek Hasan. Bak Tekirdağlı ya üçbeciydi bile. Yufka Yürek Hasan. Bir şarkı söyledim. Yakışıklı mi? Güzel abim. Bak nasıl? Bana bir şey... Bak bana ne diyor biliyor musun? Yakışıklı güzel abim. Bana böyle şarkı söylüyordu. Allah'ım. Vallahi bak. Karizmatik. Ay çok komik, çok komik. O geldi. Ne çocuktu ya? Şimdi Gülşah şey desene. Olası var mı yani? Sertaç ben sana ne soruyorum? Sen ne birini arayacağım falan diyorsun. Bana ne Hasan mıdır? Askerlikten bahsedince aklıma geldi. Ahmet midir, Mehmet midir? Askerlikten bahsedince. Sertaç çok güzel konu değiştiriyorsun da Gülşah. Herkesin bize bakmaması için olay neyse anlatacağım. Anlatacaksın. Anlatıyorum. Yoksa dur hemen Hasan'ı ara Tekirdağlı ve onunla konuş. Hasan'ı arayacağım ben. Ya Hasan'ı Hasan'ı aramayacaksın. Hemen ara. Özledim ya. Kime diyorum? Bir dakika ya. Sertaç anlatacaksın şu anda bana bunu. Hasan diyor ya dedi. Sen anlatsana. Tekirdağlı. Ben dinliyorum seni. Hayatım arıyorum. Neden anlatayım? Ya arama ya. Yok benim. Bağırma Hasan'la konuş. Hasan'la çok konuş. Çok özledim dedim. Biz de başka bir şey konuşuyoruz. Bir şey soruyorum. Sen beni mi dikkate almıyorsun? Aa çalıyor dur. Ya kapatır mısın telefonu? Alo. Hayret Hasan. Ne haber kardeşim? İyi kardeşim. Sen ne yapıyorsun be ya? İyidir. Ne yapalım ya? Kız arkadaşımla oturuyorum ben. Aa, sen hala evlenmedin mi ya Sertaç? Ben Hasan'ım şimdi. Hala evlenmedin mi sen be ya? Yok be evlenemedik be ya. Niye evlenemedin be ya? Ya biraz sıkıntılar var da çözmeye çalışıyorum. Sen nasılsın? Foça'daki bir tane Gülşah vardı. Ne oldu? Foça'da mı? Aa, Foça'da Gülşah orada bir kız vardı ya. Oğlum karıştı mı şimdi Foça'da Gülşah? Dur ya. Ya ne diyorsun? Dur kapatıyorum. Sertaç, öpüyorum. Dur Allah kahretsin. Hasan yine beni rezil ettin de. Telefonu ver. Patavaksız Hasan. Hayatım sakin ol deme bana. Neyse anlatacaksın bak. Anlatıyorum gerçekten ya. Tansiyonum çıkıyor şu anda bak. Benim de tansiyonum çıkıyor. Senin niye çıkıyor? Gerildin tabii ondan değil mi? Manyak Hasan hiç değişmedi. Gülşah dön de ki Gülşah. Bu Hasan da mal ya de. Gülşah kim? Nereden tanıyorsun? Bu Hasan da tam mal ya. Sorma hep öyleydi o. Siz bayağı görüşmüşsünüz. Ama çok komik bir çocuktu yani. Komik çocuk. Ama nerede ne konuşacağını bilmiyor. Tavatsız. Sen niye benim sevgilimi süzüp duruyorsun? Hasan de şimdi sen. Karizmatik güzel abim de ve Gülşah buna gülür. Bir dakika güleceksiniz bak. Sertaç. Efendim? Bak gerçekten gideceğim buradan. Çok ciddiyim. Oturun Gülşah'la. Sertaç o şarkı ne? Hasan'ın söylediği şarkı. Yakışıklı güzel abim. Karizmatik güzel abim. Bu şarkıyı söylüyordum ona. Sertaç Gülşah söyle. Karizmatik güzel abim. Söyle. Gülün. Bir dakika boyunca gülerseniz 500 lira kazanacaksınız. Bir dakika boyunca gülün. Sertaç biraz daha gülersen gerçekten olay çıkaracağım burada. Şarkıya bak şarkıya. Ya şarkı. Yakışık. Sertaç Gülşah'a dön. Eşine dönme. Gülşah'a dön. Gülşah'a. Gülşah'a dön. Devam. Söyle şarkıyı söyle. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Sertaç ayrılmak çok için bahane falan ya. Mı arıyorsun? Yakışıklı güzel abim, karizmatik güzel abim. Ay inanamıyorum ya. Tekirdağlıydı ya bir de. Sen bir şey söyleyeceğim, evet, bir şey diyeceğim. Ya Sertaç daha 30 saniyen var, harika gidiyorsun Gül. Ya Sertaç ya.
Ya yeter artık, tamam yeter. Kalk gidiyoruz. Hayatım sakin ol. Kalk gidiyoruz, hayır. Ya, ay, kalk, sen de geliyorsun. Sen de geliyorsun. Hayatım. Birlikte gidiyoruz. Hayır, kalk. Sertaç, devam et. Güzel ha. Sertaç, devam et. Bizim dediklerimizi yap. Bak Gülşah, Gülşah bak. Çok iyiydi ben. Her seferinde gülüyorum. Ay, öyle mi? Yakışıklı. Güzel. 5, 4, 3, 2, 1. Gülşah, omzuna dokun. Sertaç'ın omzuna dokun Gülşah. Ya gülerken omzuna dokun. Ben size bakıyor şu anda. Ya Sertaç. Evet. Tamam Sertaç, bizden 500 lira kazandın. Evet. Harika gidiyorsun Sertaç. Bana nereden tanıştığınızı, kaç senedir, hangi tarihte tanıştığınızı, nerelere gittiğinizi, ne yaptığınızı şu anda anlatacaksın. Hayatım. Niye limonatamı önünden alıyorsun ya? Bak, bizim bir yüzbaşı var diyor. Bak, hala bizim, yüzbaşı diyor. Bak yüzbaşı vardı ya bir tane. Gazinoda diyordum ya bir yüzbaşı. Beni sabah 7'de evden al dedi. Yaptı, tamam mı? Bir hafta şoförlüğünü yaptım. Sabah 7'de... Sinirden ağlayacağım şu anda. Ay. Ya dokunma limonatama ya. Hayatım bir sakin. Bak ciddi bir şey anlatıyorum. Ben ciddi bir şey duymak sordun, istemiyorum. Sorduğun soru cevabını istiyorum. Cevabını veriyorum gerçekten. Bir sakin ol. Tutma. Vallahi. Neyse ben gittim yüzbaşıyı almaya. Dinliyorum. Bak şofördüm. Gittim hala şofördüm diyor. Şofördüm, gittim yüzbaşıyı almaya saat 7'de gittim yüzbaşı. Adamı kucağıma aldım, taşıdım arabaya kadar. Ağlamaklı oldu ve gözlerini kapattı. Ona girdim, kucağıma aldım. Ağlamaklı oldu. O kadar iyi, o kadar böyle mutlu oldu ki, hastaydı. Arabaya koydum adamı. Öyle götürdüm gazını. Bak hala hatırladıkça duyuyorum. Ağlamakla ol, gözlerini kapat. Sen var ya, gerçekten mükemmelsin. Gerçekten konu değiştirmede, bir şey sorup çevirmede mükemmelsin ya. O, Gülşah, bir tane git onun yanına. Ayakta alkışlıyorum. Bir tane omzunu şey yap, omzuna sıvazla. Boş ver Sertaç. Ya sen elini çeker misin? Elini çek. Çok seviyordu elini ama o yüzbaşıyı. Elini çeker misin? Hayırdır ya dokunmalar falan, ne oluyor? Be. Sen bana dokunma. Dokunmadı ya. Sen bana dokun. Nasıl ne demek sakin dokunmadı? Hala sakin oluyor. Ya sana delirtecek bak, askerde yaşadığım sıkıntıları anlatıyorum ben sana ya. Askerdeki sıkıntılar diyor ya, delireceğim. Önemi yok mu? Önemi yok mu? Bir gün koğuş arkadaşımın karnı ağrıyordu. Yaşadığını biliyorum, ne ya benim bak diş ağrım oldu. Koğuş arkadaşımın bak koğuş arkadaşımın karnı ağrıdı biliyor musun? Ben onu kucağıma aldım. Biliyordu çocuk. Onu bile kucağıma aldım. Ya? Revire kadar götürdüm. Şimdi ağlıyormuş gibi yap. Ay bravo sana. Ya çocuğun apandisi patladı ya. Sertaç. Gülşah mıdır nedir? Nereden tanıyorsan şu anda bana anlatacaksın. Aa, şu anda anlatmazsan kalkıp buradan gideceğim ve bir daha beni göremeyeceksin. Çok ciddi ah, söylüyorum Şevket, sana. Şevket'in apandisi patladı biliyor musun? Yani apandisti ya. Ben senin apandisini patlatacağım şu an. Söyler misin? Hala duygulanıyorum. Geceleri 2 ay Şevket'in üstünü örttüm üşümesin diye. Sertaç dinliyorum. Ya 2 ay Şevket'in üstünü örttüm biliyor musun? Ameliyatlıydı çocuk. Yanımda yatıyordu çocuk ya. Ne arkadaştık be. Kardeşten yakındık ya. Hala görüşüyorum, arıyor ya beni. Ya bana... Arayayım mı Şevket'i? Şeydi, İnşallah numarası değişmemiştir de. Sen bana nereden tanıştığınızı anlatacaksın. Arayayım bak, şu arayayım. Kimseyi arama ya, istemiyorum. Dur bir Şevket'i arayayım. Sertaç kırarım o telefonu. Bak çok ciddiyim, kırarım. Gülşah şimdi, Şevket'i Şevket'i bir ara, ben de konuşacağım ben. Ya Sertaç, Şevket'i bir arasında ben de konuşacağım. Hala Şevket'i. Şevko'yu bir ara. Bak Şevko'yu bir arayalım. Şevko'yu bir ara bakalım. Ben senin neden bu askerlik arkadaşlarını tanımıyorum? Hayatım bütün Şevket'i tanıyorsun, arıyor Şevket, ya beni ya. Ne Şevket'i ya, ben senin Şevket'i... Alo, Şevko. Allah'ım yarabbim. Ne haber? Vay kardeşim iyidir. Sen ne yapıyorsun? Düğüne falan mı gidiyorsunuz? Biz hep böyle. İyidir hep sağ ol. Sen misin? Anlıyorum. Nasıl gidiyor? İyi oldun mu? Sen evlendin mi? Yok evlenemedim. Şeyde bak Allah yanımda Allah. Kim vardı? Bak yanımda kim vardı? Bak yanımda kim var? Bak. Ver hemen Gülşah telefonu. Alo. Şevko. Ya ne yengesi oğlum, saçmalama de. Yani yengesi oğlum, saçmalama. Şu masadan kalkıp gittikten itibaren benim daha göremeyeceksin. Hayır. Ay, bu evlenebilir. Göremeyeceksin. Saçmalama, yok be, evlenemez. Göremeyeceksin. Ben öğreneceğim. Hani neyin ne olduğunu karşısında... anlatacaksın. Hiç anlaşamıyorlar şunlara bak, sürekli kavga. Sonra zaten göremeyeceksin. Hiç anlaşamıyorlar. Şimdi telefonu kapat, telefonunu karıştırıyormuşsun gibi yap Sertaç'ı. Tamam, görüşürüz Şevko. Kendine iyi bak. Hadi bay. Kapatmadın mı telefonu? Kapattım, bir şeye bakıyorum da. Verir misin telefonu? Kapattım, bir şeye bakıyorum. Neye bakıyorsun? Şevko'nun numarasını alacağım. Bir dakika boyunca telefona bakarsan Gülşah'la birlikte bizden 1000 lira kazanacaksın Sertaç. Beraber. Telefonu ver. Al numarası, ver ben. Bak vermezsen ben gelip alacağım yanından. Telefonu hayatım, ver. Hayatım bir dakika ya. Ya senin telefon, senin numaranı alıyor değil mi? Numarasını kaybettin hayatım, çünkü. Yok yok. Verir misin? Hayır ya. Verir. Ya numarası var. Var vallahi. Gülşah sen şimdi de ki Sertaç'a. Sertaç bak bak ne göstereceğim de. Sertaç bak bak ne göstereceğim. Ya bırakır mısın? Alacağım. Dur hayatım. Ya telefonu aldık. Az
ya. Ya hayır, alıyorum alıyorum. Ya neyi telefonu alıyorsun? Telefonu verir misin Gülşah? Telefonunu ver. Bak, şimdi gördün mü? Gördün mü? Bir dakika ya. Ya ne bir dakika ya? Telefonunu almış. Ben senin telefonunu alamıyorum ya. Ya alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ben senin telefonunu alamıyorum. Hadi gülün şimdi, gülün. Ve gül böyle. Gülün şimdi. Yatay sen de gül. Gördün mü? Kime evet, diyorum? Telefonu ver. Hayatım sakin ol. Ya sakin ol deyip durma bana. Oh, ben onları unutmuşum. Gördün mü? Hayatım sakin. Ne sakin hayatım ol? Ben telefonu vereceğim. Sakin ol. Telefonu ver. Ne geleceğim? Vereceğim telefonu ya. Ya vereceğim deyip duruyorsun. Hayatım, dalga mı geçiyorsun? Çok ayıp ya. Neye hayatım çok ayıp, ayıp ya? Oturur musun? Neye ayıp? Neye ayıp? Tamam Sertaç. Bizden 1000 lira kazandın. Ya yakışmıyorsun. Ya bırak be. Aptal. Seninle ne görüşeceğiz. Ne kadar ayıp ya. Burçin ablamı rahat bırak de kenarda. Ya ablamı rahat bırakır mısınız? Sen ne diyorsun ya orada? Almış sevgilimin telefonunu, yok bir şeylere bakıyorum bilmem ne. Ben mi üzerine gidiyorum? Kıt kıt ya sen nereden tanıyorsun bu insanları? Ne arabisiz bu? Ya anlatacak mısın? Anlatacak mısın? Hayatım anlatıyorum ya. Neyi anlat? Biz bir aile gibiydik. Dinlemek istemiyorum. Biz bak, beni de aile gibiydik. Ne ailesi ya? Askerde senin ailen, sen ne işin var biz askerde? Biz aile gibiydik o kadar. Ne ailesi? Askerlikten bahsediyorum. Gülşah şey de Nizamiye kapısında az beklemedim seni Sertaç'ta. Nizamiye'nin kapısında az beklemedim yani. Yani. Sertaç orada namık vardı, topal namıktı. Bak zaten bu ilişki... Namık vardı, topal namıktı. Ben ilişki bitecek diyorum. Adam namık... Bu ilişki bitecek. Ya Arganlı bir an aklıma geldi hayatım ya. Allah ya, Allah. Ne aklına geldi ya? Ya, Esa, ya aklına geleni bana anlatma. Benim... Rapor almak için topal taklidi yapıyordu. Bir de sorduğuma cevap... Ya çocuk diyor hala bak, ya. Çocuk... Sertaç yeter. Hayatım sakin ya, ol ne ya. Ya ne sakin ol? Ben sakin ol ya. Bak dokunma. Dokunma. Gülşah şeyde bir tane ünlü çocuk vardı ya askerde. Kimdi o de? Anlatacak şey söyleyeceğim. Bir... Ünlü bir çocuk vardı, şarkıcı vardı. Kimdi o ya? Robert Atemo ya, Robert. Bizim Robert'di. Robert, Robert. Bizim Robert. Ha, ha, ha. Tamam. Ne abi şarkıcısı ya? Şarkıcıydı. Siz ha bence şu anda askerlikten falan bahsetmiyorsunuz. Başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Bak diğer masada kız var ya, onun adı Burçin. Bayağı. Gülşah'ın kardeşi. Burçin diye bağırır mısın Sertaç? Gel, gel. Gel, gel. Buyur, gel. Beni hala affetmedin bir de gelirken de. Beni hala affetmedi ya. Kim affetmedi ya seni? Yok ya, kendi kendime. Beni affetmedi. Neyi? Kim affetmedi seni? Ya kendi kendime konuş. Şuraya bak, kıyafetlere bak. Burçin, sen beni ha? Sen beni hala affetmedin mi de bir daha? Burçin, Nil. Merhaba diyemeyeceğim. Gülşah'ın kardeşi de Sertaç. Gülşah'ın kardeşi. Gülşah'ın kardeşi. Bana ne? Aa, ne demek yakışıyor ya? Yakışıyor mu sana ama? Ne yakışıyor? Ben dokunma diyorum. Burçin, beni hala affetmedin mi? Bak bunu söyle. Hiçbir şey söylemiyorsun başka. Bunu söyler misin? Sen anlatır mısın nereden tanıştıklarını, şu ikisini? Sana diyorum. Burçin, beni hala affetmedin mi? Ha, Burçin mi seni affedecekti? Affetmedim de. Affetmedim. Neyini affedecekti? Ya da affetmek ablamı çok üzdü de Burçin. Ablamı çok üzdü de Burçin. Affediyor, neyi affediyor? Çünkü ablamı çok üzdü. O yüzden ablanı üzdü. Ha. Neden üzdü? Dinliyorum. Hayatım sakin ol. Sen dokunma. Neden üzdü? Biraz arkana yaslan. Bizim söylediklerimizi yapmaya çalış. Şimdi bir dakika boyunca konuşmayın. Bir dakika boyunca konuşmayın. Sertaç. Bir dakika boyunca kızlar Sertaç'a bakıyor, Sertaç kızların ikisine bakıyor ve konuşmuyorsunuz. Süre başladı. Ya ne bakışıp duruyorsunuz ya? Benim yerimde başka birisi olmuş olsaydı şu anda çoktan gitmişti ama ben bunu öğrenmeden buradan gitmeyeceğim. Anladın mı beni? Sana diyorum, nereye bakıyorsun ya? Sertaç. Sertaç. Sertaç, tokat mı atayım? Daldım ya, pardon ya. Neye daldın ya? Geldiğinden beri dalıyorsun. Sertaç'ım, ilgilenme hiçbir şeyle, kızlara bak. Hadi. Anlatsana sen, dinliyorum. Anlat. Ya niye ikiniz birden sevgilime bakıyorsunuz? Sertaç. Yok ya, siz bakışın. Siz vallahi bakışın. Hadi. Dur, engel ol, engel ol. Ben gidiyorum. Aşkım gel otur, otur de. Hızlıca oturt aşkını hemen. Hemen Sertaç. Gel gel, otur bir şey geldi. Yok, vallahi şey gel. Dalmış mı? Ben senin bakışlarını ya, gördüm. Ben senin ya, bakışlarını gördüm. Al bunu da, al bunu da Gülşah'a tak. Ya, al, al. Al, istemiyorum yüzüğü falan. Çiğ köfte yiyelim mi? Ne çiğ köftesi ya? Gülşah şeydi, Bekir'in çiğ köftesi de. Bekir'in çiğ köftesi, Bekir'in.
Evet evet, Bekir'in çiğ köftesi. Çok. Ya bak dokunma, elimi tutma. Dokunma bir şey ya. Diyeceğim, ne bir şey diyeceğim ya. Burçin şeyde ağzım şu an çiğ köfteyi ekşidi dedi. Beni affettin mi? Bir insanın bir insanı affetmesi için. Şu an böyle için... ağzım çiğ köfteyle ekşidi böyle resmen. Öyle mi? Gidin yiyin. Siz ikiniz gidin yiyin. Bekir'in çiğ köftesi tutmuyor. Ne çiğ köfteydi ama de. Sen de biliyorsun Bekir'in çiğ köftesini. Şerefsiz çok iyi çiğ köfte yapardı ama. Harbiden çok, bak koğuşta bir yaptı bir gün var ya. Ya bana ne ya? Hayatım çok güzel yapıyordu ama ya. Sen seviyorsun. Hanımefendi sizi çok iyi anlıyorum. Bunların evet, ikisi de deli de Burçin. Hanımefendi ben sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Bunların ikisi de deli çünkü. Deli. Ben size her şeyi anlatacağım. Tamam dinliyorum. Gerçekten çok sakinim şu anda. Çok çok aşırı sakinim dinliyorum. Bizim Foça'da küçücük bir yazlığımız vardı. Ben çok iyi anlıyorum. Ben yani yazık size gerçekten. Bizim Foça'da küçücük bir yazlığımız var. Sertaç'ın geçmişi karanlık olaylarla dolu. Sertaç'ın geçmişi biraz karanlık olaylarla dolu. Sen nereden biliyorsun onun geçmişini? Kaç senedir tanıyorsun sen Sertaç'ı? Çünkü biz Foça'da yaşıyoruz ve onun geldiği günü biz hatırlıyoruz. Biz ilk günden beri onu tanışıyoruz zaten. Küçücük bir çocuktum. Küçük böyle çocuktum böyle. Bilirsin sen de bu koşardım sonra. Sertaç şey yap, yapma de böyle ağlamakta ol. Yapma, devam etme Burçin lütfen. Ya neye devam etme? Hayır ben... Sertaç kötü oluyorum de. Kötü neye oluyorum de hayatım ya. Niye ki? Kıpkırmızı oldun zaten. Gerildiğin zaman böyle kıpkırmızı oldun. Hayatım onların yazdıklarını bahçelerine tomruk götürmüştüm. Sırtımda tomruk taşımıştım. Sırtımda taşımıştım ya. Burçin şunu... Evet masa kadar... Burçin onun gözlerine bak ve şunu söyle de ki... Hani sen benim Sertaç abimdin ama çok sen duygusal. Sana öyle şeyler yapacağım ki sen dur, sen bekle. Hani devam sen benim Sertaç abimdin. Sertaç abim. Hani sen benim eniştem olacaktın. Aa! Şeydi Burçin, ya yakışıklı güzel abimdi. Ya böyle mavi gözlü, yakışıklı güzel abim mi olacaktın? Karizmatik güzel abim de ağlamaklı. Ya sen ne anlatıyorsun? Karizmatik güzel abim ya. Biz kaç senedir birlikteyiz sen biliyor musun? Bir gün ablamla aranız bozulmuştu. Sabaha kadar senle konuşmuştuk, dertleşmiştik. Sabaha kadar senle konuşmuştuk, dertleşmiştik. Sen ağlamıştın, ben ağlamıştım. Ne oldu? Yıldızlar ağlamıştı. Ne oldu? Tüm yıldızlar ağladı. Yıldızlar ağladı. Ay denize düşmüştü bir hüznümüzden. Sen o gün ablama şiir yazmıştın. Biliyor musun? Şiir yazdın sen. Ben hatırlıyorum. Sen şiir yazdın. Şimdi al bunu, tamam mı? Bunu böyle al. Ya dur ya. Git şiir yazdın. Kadına tak. Dur hayatım. İşte Sertaç, Gülşah o şiiri bir dakika içerisinde okursam bizden 5.000 lira alacaksın. Sertaç senin yaratıcılığına kalmış, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Şu an bir şiir uydur, oku. Hayatım lütfen. İstemiyorum. Hayatım lütfen. İstemiyorum. Dinliyorum gerisi. Ne kadar süre beraberdiler? Foça'nın sahillerinde el ele yürüyorduk. Kalelerinde geziyorduk. Sahile tekrar inip... Evet. Yeter ya, bir an aklıma bir şey geldi ya. Burçin sen bayağı ağlamaklı ol. Gülşah sen devam et Sertaç. 25 saniye daha devam etmen lazım. Ya. Bizden 5.000 lira alacaksın. Restoranların içerken, birbirimizle bakışırken... Akşam, hele akşamları gökyüzünde yıldızlara bakarken... Gözlerin çocuklu yeter senin. Artık, ha? Yeter. Yeter. Ne olsun? Yeter. Sakin. Ne sakin tamam, olacağım tamam. Ya yeter. Hayır. Yeter. Yeter. Hayatım. Ya ne yüzüne baktım diyorsun, şiir yazdım diyorsun. Yeter ya. Tamam, tamam, yeter. Sakin ne sakin ol ya. Ya sakin ol. Bırak lütfen. Sakin olamayacağım. Lütfen lütfen. Yeter sen de. İyi, tamam, sen lütfen. Çık git buradan. Sakin. Çıkın gidin ikiniz de. Hiç yakışmıyorsun. Ya ne yakışmıyor ya? Nasıl vuruyorsun? Gülşah ağlıyorsun. Burçin kafasını okşuyorsun Gülşah. Gel hayatım gel de. Sakin. Bırak. Hayatım, bir de ağlıyor ya. Bir de ağlıyor. Sakin. Tamam. Hesabı isteyip kalkıyorsun. Tamam. Ne tamam, hesabı tamam, hesabı istiyorsun. Hayır, kalkmıyoruz. Ben ne? Her şeyi öğreneceğim. Hayır. Hayatım, tamam. Hayır. Git onu ona tak. Her şeyi öğreneceğim ben. Her şeyi öğreneceğim. Ne rezil olduk? Sen rezil ettin. Ya, hayatım, şiirler sakin. Yazdım, yüzüne bakıp bir şeyler söylüyorsun. Hesabı isteyeceğim. Hesap neyin iyisi? Sen niye ağlıyorsun be? Sen niye ağlıyorsun? Çok iyi. Sakin ol. Ben varken nasıl onu tanıyabiliyorsun sen? Nereden sakin tanıyorsun? Ol. Tamam, sakin. Hala sakin ol diyor. Ya sakin ol ya. Bak hesabı isteyeceğim şimdi kalkacağız. Elim ayağım titriyor. Yok, elim ayağım titriyor. Bırak beni. Tamam, elim ayağım titriyor dedim. Bırak, dokunma bana. Al bunu da. Hayatım. Ya sinirim. Hayatım ağlama ne ya? Ya bırak beni. Hayatım. Ya sakin bıraksana ol. Sen beni ne biçim aldatmışsın ya? Bırak. Aldatmadım ben seni ya. Ya bırak. Sakin. Hayatım sakin ol. Ya bıraksana dokunma. Ne sakin ol. Hayatım sakin ol. Sen niye ağlıyorsun?
Hayatım özür dilerim. Ya bu neyin özrü? Bunun özrü mü olur ya? Olur olur. Özür dilerim. Gerçekten. Dokunma diyorum. Bak. Hepsi geçmişte kaldı bak. Bırak beni. O defterler kapandı. Bırak delireceğim. Geçmişte kaldı diyorum. Dokunma. Pislik. Git buradan. Ah o foçada o yıldızlar ağlardı. Ay gökyüzünden aşağıya inerdi. Sizi şöyle ağlayalım. Ağlamanıza dayanamadık. Ne oluyor ya? Bu ilk şimdi buluşma programı. Bir helalleşelim. Eşiniz, şöyle bir eşiniz size şaka yaptı. Şaka yaptı. Buyurun. Biz ilk buluşma programımız Sinan Çalışkanoğlu, Şinas Yursever. Burası bir kafe. Bunların bizim hepsi şakaydı. Adımız. Bunların hepsi şakaydı. Yakışıklı Kürten abim, hoş geldin sen canım abim. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya Sertaç size böyle bir şey yapabilir mi ya? Nasıl inandınız, evet. Nasıl ikna oldunuz şey, ya? Olursunuz çünkü çok seviyorsunuz onu. Biz de güzel kurduk yalnız değil mi? Her şeyi biz kulağına söyledik. Askerlik anıları, bilmem tabii, tabii. Ne hepsi. Yani o çiğ köfte falan, topalına hepsini biz uydurduk. Hayır çiğ köfte seversin diyor. Tabii. Gözlerin peki, çocuktu senin. Sizin o foça gecelerinde. Kendinizi kaybettiğiniz an şiir okuduğu şiir an oldu. Değil mi? Çünkü hiç değil romantik değildir. Evet. Orada ay, bir de onların gözüne bakıp evet, okuyunca. Evet orada o ağlıyor bir şeyler yapıyor. Arada da bunu böyle sizin önünüzden aldı falan böyle. Evet alıyor dokunma diyorum yani evet. Delirdim şimdi yani. Ne olmuş biliyor musunuz? Yüzük? Aa yüzük de burada. Evet, yüzüğü bir takar mısın? Bir barışsın. Önce evet. Bir barışsınlar değil mi? Ters takıyorsun yani. Bence bir de adam gibi takarsan artık yani şu kadına bir... Şöyle bir barışın. Evet çok güzel. Her şey geçti. Tamam, güzel bir şey anı geçti. Oldu. Siz çünkü böyle dişi sinek konuyormuş. Dişi mi diye bakıyor musunuz? O da o kıskançlığın üzerine gitmek istedi. Bu arada çift olarak birbirinize çok yakışıyorsunuz. Evet. Bunun da intikamını ileride alın. Alın. Yanına kar bırakmayın yani. Alın. Büyük ihtimal biz bunu 20 sene falan yapacağız. Öyle görünüyor değil bir mi? Bir insanın İnşallah. Üstüne bu kadar gidilmez yani. Gerçekten değil mi? Ne gidilmez. Kadar yani. İnanılmaz. Bir de siz yani. Soru sordukça sürekli askerlik anılarından bahsediyor. Bir de askerlik anılarını biliyorum yani. Böyle yoklasam. Çabuk buraya gelin. Arkadaşlarına kadar tanıyorum. Çabuk buraya gelin. Gelin buraya çabuk. Gelin. Şimdi, şu anda görmek istiyorum. Eski kız arkadaşı. Hepsi bizim ekipten arkadaşlar. Eski kız arkadaşının kardeşi. Çok zorlanıyorlardı zaten. Hani böyle bakıyorlar falan. Biz zorla bir şeyler yaptırıyoruz. Peki size hani çok... Bunu yolabilirsiniz. Buna ben izin veririm. Her şey yolunda değil mi şu anda? Tamam ya. İnandınız. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Güle güle harcayın. Yani gerçekten bravo. Biz hani ne mümkünse... O zaman bu güzel çifti alkışlıyoruz. Ercan abi var ya. Yeğeni var bir tane bunun. Yemek yapmayı öğretecekmişim. Öğret. Aa, merhaba. Merhaba. Ercan abinin bahsettiği kişisin evet, değil mi? Evet, çok meraklıyım aşkım. Ay. Her şeyi bilir. Mutfak, her şey. Hiç, o yani... ne İtalyan biliyor. Sen bence bir kursa falan ama bir bak, daha sağlıklı her... olur. Çok güzel. Bu yani ben de sana bunlardan yedireyim. Ercan abi, emanet ye. Kendi öğretsin o zaman. Tamam. Ben Ercan abine emanetiyim. Bak. Yaşan mı Ercan abine şimdi? Ben Ercan abine emanetiyim. Ercan abine. Bak emanet. Yani emanet yani emanet. Güzel mi? Ya ne güzel yapıyorsun pişmiş, sen hala? Dur at bunu. İşte değil mi? Hacı. Hacı. Evet, tamam. Alo. Dur bir dakika dur. Çekme. Hacı. İlk buluşma. Ve Abdullah Bey teşrif ettiler. Merhaba. Abdullah merhaba nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Teşekkürler. Nasıl keyifler? İyi. İyi mi? Evet. Abdullah şimdi kız arkada yani şey nişanlı. Seviyor musun nişanlını? Yani. Cevap niye o zaman şaka yapıyorsun? Kaşını arasın. Arasına nasıl? Kaşını. Ha, ne yapıyor mesela? Zorluyor beni. Aa. Sinirlendiriyor ben de onu sinirlendiriyorum. Ne yapıyor? Nasıl sinirlendiriyor? Ya kıskanç. Ha kıskanç. Kıskanç. Ama şimdi gelen... sen o kıskançlık yazın... yaptığın zaman da böyle pasif bir şekilde masada durmaman lazım şu an. Yani. Tamam mı? Sen aktif olacaksın. Başına yani. Gelen en enteresan kıskançlık hikayesi nedir Cansu'yla Bilgire? Sana mesela... Bir AVM'de evet. Gittiğimde... Evet. Ya üstleniyordum. Yanımdaydı o da. Hı hı. Bayağı kadından kıskandı. Kadın sadece bana beden, pantolon bedenini şey yapacaktı yani. Pantolon bedenini ne yapacaktı? Pantolon bedenimi verecekti.
Hani belimi ölçmeye çalıştı. Ha, o kadar. Kadını tezgahtar kadın. Aynen öyle. Ha. Aynen öyle. Oo, canlıya bak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aynen fazla öyle. Bilgi vermeyeceğiz seyirciye de sana da ama tamam. Evlilik öncesi nişanlıları, evet. Evlilik öncesi şimdi danışman. Bir sene evet. Sonra evlenmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Yazın, seneye yazın. Hazırlıklar yazın. Başladı mı şimdi de? Ufaktan başlayacak tamam, bir hikaye güzel. İçinde. Gerginlikler başladı mı? Yani. Çok güzel. Evet. Şimdi sen aşçılık mezunusun değil mi? Aşçılık. Nerede aşçılık yapıyorsun? Ya özel sektörde yapıyorum. Özel yurt dışına gittim. Yurt dışına gittim. Anlıyorsun yani bu işten çok. Yani. Tamam. Yani biz bir şeyler var kafamızda. Sen de bizi dikkatli bir şekilde dinlersen. Evet. Tamam. Biz sana yardım edeceğiz. Tamam. Kendin gibi davran. Doğal ol. Çünkü seni evet. Tanıdığı için anlar. Ve bizden 5000 lira kazan. Şimdi biz sana 5000 lira vermiş. Sen onu kıskanç olduğu zamanlarda tölere ediyordun ya. Evet. Hiç etme artık. Baskın olan sen olmalısın. Öyle mi? Son tabii. Sonuna kadar gidelim tamam, tamam mı? O zaman hadi. İlk buluşma başlıyor. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi. Hadi kolay gelsin. İlk buluşma. Ya Abdullah de ki sorma şimdi başıma bir bela aldım ki. Bir de yani sorma. Başıma verdim bela gibi bir şey. Emri vaki yaptılar biraz. Yani bizim aşçı başı var ya. Amir var ya amir bizim. Evet. Ha, amirimiz, şefimiz işte. Yani hep baskı yapıyorlar zaten biliyorsun. Evet. Yine emri vaki yaptılar. Benden bir şey istediler yani. Biz siparişlerini konuşuruz. Patronun kimse onun adını söyle. Bilmem ne bey bana emri vaki yapıyor de. Ne? İş yerinden mi? Evet. Çıktın gittin ya. Ercan abi var ya. Evet. Ha, o. Emri vaki yapıyor işte anladın mı? Adam her zaman yapıyor. Yani her zaman yapıyor adam. Yeğeni varmış işte yeğeni. Yeğeni var bir tane bunun. Elinden tut diyor. Yani tut yardımcı ol diyor yani. Ona bak işi öğret diyor. Yani ben ona yemek yapmayı öğretecekmişim. Yemek yapmayı öğretecekmişim. Öğret. Öğretiyor. Hemen buraya göndermek istiyor. Bilmem ne. Buraya gönderecekmiş. Ne? Ha, aradı işte. O arada onunla konuştum. Burada mı öğretecekmiş yemek yapmayı? Ya buraya... Emri vaki yapıyor. Emri vaki yapıyor. Adam değil bu arada gelinecek. Ben dedim buraya geldim. E sen ne geldin oturmayalım? Evet, adam aradı şimdi yok. Göndereyim diyor. Fark etmez diyor. Gelsin bir konuşun diyor ya. Tamam konuşacağım dedim ben evet, de. Evet buraya gelecek. E bilmiyorum buraya mı? Ben konum attım gelecek işte. Konum bu yakadaymış. Az önce çekmiyor diye. Bu yakadaymış, bu taraflarda bir yerdeymiş işte. Attım konumu, gelecek inşallah. Adam bana... Yemeyemiyor musun sen? Ben dışarıdayım şu an, uzaktayım. Ya dedim. Şef ama adam. Ne diyeyim? Burada bana adamın işini yapmayacağım. Şu an işle alakalı bir şey değil yani bu. En son kestirip attı de, en son kestirip attı de. O da benim işimi gördü. Sonra kestirip attı, ben de mecbur tamam dedim. Neredeyse telefonu suratıma kapatıyordu. Yani suratıma kapatıyordu telefonu. İyi ya. O kişi kimse gelsin. Zaten dedi de onunla ben konuşacağım. Gelsin bir dakikada ben onu postalayacağım burada. Onunla konuşacağım. Gelsin bakayım. Bir iki dakikada yollarım ben seni. Yani o gelsin. Bir onunla sonra yollarız o zaman. Birazdan bir arkadaş gelecek tamam mı? Çok güzel bir kız gelecek. Camila. İşte o şefi. Camila'yı göndermiş ve senin yüzünde güller açacak. Abdullah anlıyorsan beni burnuna dokun. Anladım. Abdullah Bey. Aa, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, teşekkürler siz. Ercan Bey'in bahsettiği kişi misiniz? Evet, evet. Artık Abdullah yüzünde güller açacak. Aa, buyurun. Müsaitiz. Buyurun de. Çok güzel. Camila, şimdi nişanlısıyla da tanış. Merhaba de. Merhaba. Cansu. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Ben böyle birdenbire geldim ama... Hiç önemli değil de Abdullah. Önemli değil. Çok saçma olmadı mı bu iş? Yani niye buraya geldiniz? Yok, hayır. Ercan Usta aradı. Hiç önemli değil yani. Problem yok bizim için. Camila de ki başıma ne geldi biliyor musunuz de. Başıma ne geldi biliyor musunuz? Ne? Yolla ilgili bir şey. Buraya gelirken taksici bana çiçek verdi. Buraya gelince taksici bana çiçek verdi. Ne alaka çiçek verdi ki? Keşke buraya kadar yani. Yorulmasaydınız. Çok güzelmişim de Camila. Çok pardon. Güzelmişim de. Bıktım haklılardı Abdullah. Normal. Yani normal olarak biraz haklılar da tanımadan vermeleri saçma olmuş ama çok normal yani bence. Güzel bir bayansınız çünkü o yüzden. Hoş alımlı bir bayan olduğunuz için yani. Evet Abdullah. Adınız yani, neydi sizin? Yani şöyle hayır Ercan abi bana aradı hani. Bir şey soruyor. Bir şey... Ne hayatım? Adını sor. Camila. Bir dakika hayatım konuşuyoruz hanımefendi. Bir dakika dur. Tanıştırırım zaten de. Camila benim adım. Camila. Ne Meral? Camila.
Camilla. Niye buraya kadar zahmet ettin? Ercan Bey benim çok sevdiğim bir abim de. Ercan Bey benim çok sevdiğim bir abi. Bana biz de çok seviyoruz. Için. Bayılıyoruz Ercan Bey'e gerçekten. Yani... Bir şey mi dedim? Abdullah şey de... Abdullah şey de dönsen Camilla'ya hiç kız arkadaşına koyalım. Evet size nasıl yardımcı olabilirim? Gül sen de. Aşçılığı mı öğrenmek istiyorsun yoksa... Başka bir şey mi? Hani... Nasıl yardımcı olacağım ben size yani? Şimdi... Abdullah bence sen yardımcı olmak zor. Abdullah bir dakika içerisinde... Bir dakika içerisinde içinde paspas, sandal ve krem geçen 3 tane cümle kuracaksın. Başla. Paspas, sandal ve krem. Süren başladı. Hayır bir dakika bak şimdi Ercan abiyle tamam mı? Biz iş yerindeyken geçen biliyorsun yağmur yağdı, su bastı. Paspaslıyoruz. Tamam mı? Paspaslıyoruz ama su gitmiyor. Nasıl oldu biliyor musun? Öyle deniz gibi oldu. Var ya sandallar... Çok uzun cümle kurma daha hızlı. Krem bir tane de. Ercan Usta geldi. Kusura bakma sen de Kamil'e. Ercan Usta geldi. Bize yani. Elimize krem sürdü. Tamam neymiş? İki tane daha acele et. Neymiş abi bu? Ondan sonra suya girmesin diye. Anladın mı? Elimize su bulaşmasın diye. Ama hani paspası çekmemiz lazım ki kayık veya sandal ne kayığı, ne geçecek sandalı? Yani. Krem de. Söyle krem. Gönderir misin? Gönder. Krem? Anladın mı? Gönder. Tamam. Harika. Bizden 250 lira kazandın. 250 lira kazandın. Ben ona bir şey mi attım? Heyecanlanacağı bir durum var. Öyle bir durum ya ben gelince genelde hayır, insanlar... Ben anlamıyorum ne dediğinizi de Camilla. Ben bir şeyden bahsediyorum. Ben ona geçen... Camilla şey de ne dediğini bilmiyorum ama çok tatlı anlatıyorsun de Camilla. Ne dediğini bilmiyorum ama çok tatlı anlatıyorsun. Abdullah ne? Bana gel. Yani ne yapacağız Camilla? Bir dakika beklesene. Bir şunu halledelim. Bak. Camilla ben de bu işe çok meraklıyım. Aşığım da. Bir dakika. Ben de bu işe çok meraklıyım. Aşığım. Ay. Yani... Kursları var ama, gitsene. Hiçbir şey bilmiyorum. Canım. Ya siz... Kursları var gitsene. Ben her şeyi öğretirim. Öyle mi? Ya ben burada Fransız pastanesinde çalıştım. Yani İtalya'da falan... Ben her şeyi bilirim de. Her şeyi bilirim. Mutfak, her şey. Yani mutfak dışında her konuda yardımcı olabilirim. Siz bana Ercan abinin şeyisiniz de. Yani emanetisiniz. Her konuda hiçbir... Yani, o ne İtalyan biliyor. Sen bence bir kursa falan git daha bak, sağlıklı olur. Bir de ama Ercan değil abimin, mi? Ercan ustamın emaneti bu. Anladın mı? Ercan usta... Hayır de Camilla de ki ben İtalyan Fransız mutfağı değil. Ben bir musakka yapmak istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum de Camilla. Başka birine emanet. Ben İtalyan Fransız mutfağı değil. Ben musakka yapmak istiyorum. Musakka mı? Musakka. Tamam canım yani problem yok. Musakka'yı bilmiyor. Patlıcanı bana soracaksın da Abdullah. Ben Musakka'yı, patlıcanı bana soracaksın ki... Ya bana soracaksın Abdullah. Ki patlıcanı ben sana yapacağım, öğreteceğim. Düzgün konuşsana. O hareketten mi? Bana dön. Bana dön. İçine düştüm. Yani ne içine? Şöyle gel. Nasıl? Yanıma gel. Düzgün. Camilla, ben sizinle mutfakta da çalışmak istiyorum. Ben sizinle de mutfakta da çalışmak istiyorum. Niye? Mutfakta sizin asistanınız olmak istiyorum. Yani ne? Olabilitesini... Tamam, olabilirdi. Pardon, olmasın neyi yani? Olmak istiyorsun? Asistan olmak. Önce malzemeleri tanımanız gerekiyordu. Ama malzemeleri ilk önce bir bilmeniz lazım. Ona göre anlatacağım. Oğlum, bana bir salata getir. Garson. Bir salata alabilir miyiz? Bir salata. Garson, bir salata alabilir miyiz? Evet. Salatayı ne yapacaksın aşkım? Salatayı ne yapacaksın? Malzemeleri anlatacağım. Malzemeleri İşin... anlatma. Ben buna hiçbir şey anlatmam. Camilla şey de, ben güzel bir bayan olduğum için bir sorun yaşıyor olabilir misiniz be? Ben güzel bir bayan olduğum için bir sorun yaşıyor olabilir misiniz? Yani biraz... Pardon. Evet öyle, nişanlım biraz kıskanç. Bir sorun yaşayamayız. Bunu götür, gerek merak yok. Hiçbir şey anlatma. Efendi. Alayım ben. Alayım. Hayır bir dakika. Alayım ben. Yani salata deyip geçme. Tamam mı? Yani şu gördüğünüzde bir emek var anlıyor musunuz? Ne emeği var? Bana da anlatsana. Ya bunu bakın bıçakla kesmemişler mesela. Bunu elleriyle doğramışlar. Vitaminleri ölmesin diye. Güzel vitaminler ölmesin. Bana da anlat. Ben de bilmiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Şu maruldan, şu marulun tadına bakar mısınız de? Camilla'ya ver. Mesela güzel bir Akdeniz yeşili verir misin? Şu tadına bakar mısın? Onu böyle gayet bu yavaş yavaş ye. Al tamam Camilla. Yavaş yavaş ye. Çok tazeymiş. Bu ne mahsuru? Ya büyük ihtimal Ege.
Ege. Ege. İlk defa mı yiyorsun bunu? Bunun adı ne de? Bunun adı ne? Mix green diyorlar İngilizce'de. Yani karışık yeşillik. Salatalar. İngilizcen çok iyiydi. İngilizcen çok iyi, çok güzel konuşuyorsun. Yani, teşekkür ederim yani. Thank you. Evet, çok güzel abla. Kendine gel. Şöyle çekil biraz. Abdullah şeyde, sizin İngilizceniz var mı de? Sizin İngilizceniz var mı? Tabii ki. Var değil mi? Of course. Beni dinliyorsun mu? Sizin İngilizceniz var mı? Of course. Aa, yok demek ki. Yok demek ki. Cengül Bey. Evet, yok yani. O Türkçe biliyor. Yani Türkçe biliyor ama hani İngilizce öğrenmeye çalıştı. Yalnız Abdullah, ben sizinle İngilizce konuşayım. Konuş şimdi, İngilizce konuş. Konuş, İngilizce konuş. You can speak English? Yes. Ah. Yes. Super nice. And where are you learning English? In Turkey. Please. Bir dakika boyunca İngilizce konuşursan 500 lira. İngilizce konuşma, Türkçe de konuşma. Are you? Too close New York, you know? Hiç dinleme işini. Sen Camila'da kal ve konuşun. İngilizce konuş. Last. Will you stay in New York? No. And yes? How long to stay in New York? New York? Yes. Yes, a little bit. I'm living to New York, maybe six months. Benimle ilgilenecek misin? Yeah, ben gideyim mi? When? Last summer. Last summer. Yes. For the work, you know? Benimle ilgilenecek misin? Ben gideyim mi? Benimle ilgilenecek misin? Ben gideyim. Where is your home de, Camila? Are you single de? Are you single? No, you see. No. Devam et. 12 saniye devam daha et. İngilizce konuşursan. İngilizce konuşalım. Bizden 500 lira kazanacak. Devam et. What's your hobby? Huh? What's your hobby? What do you like doing here? Abdullah. Here maybe. Sana bir daha Abdullah demeyeceğim. I like them playing the PlayStation, you know, and bicycle. I like too. Really? Siz artık gidebilir misiniz? Biz birlikte oturmaya geldik. And... Abdullah şu anda bizden 500 lira kazandın. Harika gidiyorsun. İstanbul, yes. In Istanbul? Yeah, in the Fatih, you know? Fatih, yes. Yeah. I know. Of course I know Fatih. Where living in Istanbul? Çok güzel, harikasın. Gidiyorsun. Abdullah, hiç bakma kız arkadaşına. Nişantaşı. Yes. I like Nişantaşı. And I'm working to six. Gidiyorum ben. Six months. Gidiyorum. You know, tamam, sakinleştir nişanlını. Benimle konuşacak mısın? Gitsin şu. Ya o gitsin ya ben gideceğim. Ya o gitsin ya ben Ercan gideceğim. Ercan abi. Sinirimi bozdu. Emanet başlarım ya. Senin Ercan abine. Ne emaneti ya? Ne emanet? Hani sinirlerim bozulmuştu senin? Hiç sinirlerim bozulmuş gibi durmuyor. Bak bizim milletin içinde gelme. Hiç sinirlerim bozulmuş gibi durmuyor. Gayet memnunum halinden. Kıracağım evet. Hanımefendi merak etmeyin. Nişanlınız benim tipim değildi. Hanımefendi merak etme. Nişanlınız benim tipim değil. Canım sen de onun tipi değilsin. Bak onun tipi burada. Bak onun tipi burada. Öyle düşüncelere girmene gerek yok. Kalkıp gider misin? Artık kalkıp gider misin? Bak öğren. Hayır, olmaz. Gidemez hayatım. Ercan abi gönder. Ya saçmalama. Ercan usta yolla. Canım. Hadi. Merak etmesin yolunu. Hadi sen nişan taşına hadi. Sen yol. Ben kiminle görüşsem hep başıma bu geliyor de. Ben kiminle görüşsem hep başıma bu geliyor. Nasıl? Sizi yani Yani sizi tenzih ediyorum. Hep bana yazıyor erkekler. Hep bana yazıyor erkekler. Yani... Ben de bu yüzden hiçbir işe giremiyorum. Güzel olmak başa bela. Yani... Lanet olsun, keşke ben de nişanlınız gibi sade bir kız olsaydım. Lanet olsun, keşke ben de sizin nişanınız gibi sade bir kız olsaydım. Yani böyle canım, çok keşke sen benim gibi olsaydın. Standart. Keşke senin için dua edeceğim. İnşallah bana benzersin. Standart bir kız olmak isterdim gerçekten sizin gibi. Standart bir kız olmak isterdim gerçekten sizin gibi. Standart mı? Çok iyi olurdu. Standart. Gerçekten zorluk çekmezsiniz. Yani zorluk çekmezsiniz bence ama. Sen kendimi biraz şey sanıyorsun ha. Zorlama. Gitsin. Biraz daha işe dönebilir miyiz? Dönemezsiniz. Ben sizin ilişkinizi... Abdullah'cığım. Dönemezsin. Ben işle ilgili geldim buraya de. İşle ilgili geldim buraya. Belli. Yani, hani Ercan usta, yani salatayı anlatamadım ama eti anlatabilirim. Anlattım. Isterim. Garson bey, et alabilir miyiz de? Anladım. Hadi gitsin artık. Bir dakika. Tamam bu et kadar. Et alabilir miyiz? Ne eti ya? Yani güzel bir et alabilir miyiz? Bir şeyler öğreteceğim bir şey de. Et önemli. Et önemli. Ona bir şey gülme anladım. Abdullah gülme. Et önemli. Böyle ciddi böyle bir şey anlatıyormuş gibi. Sırrını öğrenmek istiyorsanız. Öğrenmeniz lazım yani. Sen bunu götürebilir misin? Gerek yok ete falan. Alayım, dur bir dakika. Ete falan bak, gerek zaten yok. Zaten acıktım. Dedin. Hanımefendi de acıkmıştır. Acıktıysa kendine yemek söyle. Tamam, şimdi de ki bana işin püf noktalarını öğretin Abdullah Bey de. Şimdi bana işin püf noktalarını öğretin. Ya sen susar mısın? Öğretmiyor.
Bırak şunu. Ya bırak, işimi yapayım bak. İşimi yapacağım bak. İşimi yapayım. Senin başların işin. Ya Ercan. Can kalkıp gider misin? Başlatma Ercan ustana ya. Ya adama. Sana Ercan usta neyin oluyorsa artık o öğretsin. Bir dakika. O öğretsin. Bir dakika bak. Bir dakika. Aile dostu. Bak. Tamam, aile dostunsa o öğretsin. Bak ben öğreteceğim. Adam benden istedi. Abdullah Bey, siz benden rahatsız mısınız de? Abdullah Bey, siz benden rahatsız mısınız? Ya hayır, hayır. Evet, saçmalama. Biz sizden rahatsızız. Rahatsız falan değiliz. Biz sizden rahatsızız. Kusura bakmayın. Gidecek kusura misiniz? Bakmayın, Kamile şey de, istiyorsanız biz şu masaya geçip yapabiliriz. Kusuruma bakabilirsiniz. Yapma. İsterseniz biz şu masaya geçip yapabiliriz, eşinizi rahatsız oluyorsun. İki dakika. Ne? Sen o masaya geç de ben seni göreyim. Sen geç o masaya, ben seni göreyim. Giderim. Ya sen burada o zaman adam akıllı dur. O zaman... Tamam, geçme. Adam geçme. Adam akıllı. Canım kalkıp gider misin? Hadi. Ya. Etten bir parça keseceksin, çatalla Kamile'ye vereceksin onu ağzına. İki dakika bırak, işimi yapayım. Bak iki dakika bırak, işimi yapayım. Abdullah, etten üç parça Kamile'ye yedirirsen bizden 1000 lira kazanacaksın. Bir dakika süren var, başladı. Ya. Hayır diyorum sana. Bırak ya. Bir dakika dur, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bak geleceğin bak, biliyorsun ki. Bu etin neresi de? Ne geleceğin? Senin geleceğin neye bağlı bonfile. Ya? Bonfile ya. Ben size göstereceğim. Bir dakika. Dur. Ne diyorsun? Bir dakika. Hayır. Bir yeme... Bir yemeğini vereyim. Kadının, otur kadının yanında yapma. Rezil ediyorsun. Onu milletin ona mı yedireceksin? İçine de içine de. Ne? Bizi rezil ediyorsun. Onu lan, ona mı yedireceksin? İş bu iş. Yedirecek. Dur iki dakika. İki dakika dur. Dur. Evet. Şimdi şuna etin tadına bakın de. Ye Kamile hemen. Ham yap. Hmm, çok güzelmiş şimdi... de. Çok güzel. Bu yerlerden sonra bunlardan yedireyim. Lütfen. Tamam, şu anda bir parça da olsa yedirdiğin için sana bu parayı veriyoruz. Bizden 1000 lira kazandın. Pardon. Yapma. Bana bak, gitsin. Yapma lan, ayıp ayıp. Nişanlımı sakinleştirin lütfen. Tamam, tamam. Sen git, ben sakinleşirim. Etin üstüne salata iyi geldin. İyi gider, ya, evet o yüzden verdim. Cansu. Ben korktum nişanlından da Kamila. Ben korktum nişanlından. Korktuysan gitsene. Her an her şey yapabilirim ya, sana Mete. Merak etmeyin. Nişanlınızı elinizden almayacağım de Kamila. Merak etmeyin. Nişanlınızı elinizden almayacağım. Ya canım alamazsın zaten. Ya niye geldin konuşuyorsun kadına? Ayıp bir değil şey, mi? Bir şey desene. Ayıp değil mi? Bir şey desene. Ben başlayacağım şimdi. Hanımefendi niye sinirlendi? Sonuçta bu bir iş. Eşiniz bana zorla ağzıma et sokuyor. Görmediniz mi? Ben bir şey mi yaptım? Eşiniz bana malzemeyi zorla et ağzıma sokuyor. Görmediniz mi? Yeme. Ne yeme, yeme ne ya? Yiyorsun? Ben ne yapabilirim? Vermesin, vermesin, yeme. Vermesin. Hadi canım kalk git, hadi. Biz... Ben aşçı olmak istiyorum. Yani. Bu işe aşığım da. Tamam git başka kapıda aşçı ol. Ama Ercan abi beni buraya gönderdi. Ercan abi beni buraya gönderdi. Bırak işimizi yapalım. Ercan abi kendi göstersin sana. Bırak. O etleri sana kendi yedirsin. Hayatım, Ercan abinin emaneti de. Bak hayatım. Abdullah bak, kalkıp bak. Giderim. Bana dön, yeter artık. Yeter. Apocuğum sevgiline bir susturur musun? Apocuğum sevgiline bir susturur musun? Apocuğum mu? Ay nereden geliyor bu samimiyet be? Ya bir dakika. Bak bir dakika. Bir dakika. Sakin ol. Abdullah çok uzun da o yüzden Apocuğu değil. Tam problem yok benim için. Hiçbir şey deme. Problem yok yani. Apo Bey mi diyeyim? Hiçbir şey deme. Abdullah. Biz de ona yalan deriz. Sakin ol. Abdullah şimdi birazcık nişanlını sakinleştir. Tamam. Senin o iç güzel güzel. Tamam. Güzel güzel iç. Bak Cansu. Gönder şu eti. Gönder her şeyi. Her şeyi gönder. Bak de ki ben seni seviyorum. Seninle evleneceğim. Sen niye böyle yapıyorsun de. Tamam bir dakika. Bak, bak kızım. Biz seni Allah izin verirse nişan yapacağız. Nişanımızı yaptık yani düğün yapacağız. Evleneceğiz. Bir problem yok. Şu kızı niye benden kıskanıyorsun yani tamam? Ercan abinin emaneti de. Yine söyle Ercan abinin emaneti de. Ercan abine başlatma. Bak Ercan abinin emaneti. Kendi öğretsin o zaman. Ya onun... Bir kere daha içine düşersen o kızın buradan kalkıp giderim. Bak Cansu. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır. Lütfen. Tamam ver lütfen, ya. Allah lütfen. Allah o benim mi ya? Ya ne yapıyorsun? Dökerim ya. Tamam vereceğim. Vereceğim. Tamam sakin. Sen önce beni bir dinle de. Sen beni bir dinle ilk önce. Sen beni bir dinle. Sen bana güvenmiyor musun? Bana güvenmiyor. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Salak salak bakıyor. Benim gözüm dışarıda mı? Lan Ercan abi ne? Emaneti. Senin gözün dışarıda değil demiyorum kadar. Ercan abi yollamış. Ne yapayım ben? Sen bana söyle. Gitsin tamam. Bana güveniyorsan. Sonra hadi. Ya uf. Hadi. Ya bırak şu işleri Allah'ını seversen. Ya iki üç bir şey yapacağım. İki üç. Kızın bak... içine düşüyorsun burada. Haberin var mı? Of bu bitmeyecek mi? Evet bitmeyecek. Git. Gidebilirsin. Ya ne söylüyorsun? Benim sizin ilişkinizde gözüm yok de Kamila. Sizin ilişkinizde gözüm yok.
Ya senin bizim ilişkimize gözün olamaz zaten. Git sana, bu işi başka. Ben Ercan abinin emanetiyim dedim. Tamam, Ercan abinin emanetiyim. Bak Ercan abi, emanetim. Yapma Ercan abini şimdi. Yapma. Bak sakin ol. Ama hanımefendi, efendi siz beni şu an suçluyorsunuz, farkında mısınız? Ne bakıyor? Yapma lütfen. Bak kadının da üstüne gel. Jamile şeyde Türk mutfağına girmek istiyorum artık, yeter ya de. Türk mutfağına girmek istiyorum artık, yeter. Ay ben tamam, tamam. Ben... Abdullah. Ben seni Türk mutfağına sokacağım da. Bak ben seni Türk mutfağına sokacağım, tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Anlatmıyorsun hiçbir şey. Bir bakar mısın? Yine ne isteyeceksin? Anlatarsın, hiçbir şey istemeyeceksin. Ercan abinin emaneti de. Sigara böreği var mı oğlum de. Sizde sigara böreği var mı oğlum? Var efendim. Var. Hemen. Hemen getir sen. Sen hemen getir kardeşim. Yengen delirdi, hızlı getir. Yengen delirdi, biraz hızlı getir. Sıcak olsun, tamam mı? Bırak. Ne bağlıyorsun? Benim sizin ilişkinizde gözüm yok. Aşçılığa aşığım de. Ben şimdi aşağı var ya, aşığım. Üzerine atlayacağım seni. Ya. Ben göstereceğim sana Türk mutfağını. Ben Ercan abinin emanetiyim. Sana Ercan abinin. Şey, sigara böreği ne? Ben çok merak ettim de. Sigara böreği ne? Ben çok merak ettim. Çok böyle romantik bir şey anlatıyormuş gibi sigara böreğini anlatır mısın? Allah. Bak, bana bir dakika ver, bir saniye. Hayır, hayır diyorum sana, hayır. Bakın, şimdi hani bana ince yukayı alıyorsun. Onu böyle bir güzel masaya seriyorsun. Masaya bir güzel uçuyorsunuz. Serdik. Beyaz peynirli, ha? Verir misin onu? Onu... Ama lütfen hanımefendi, işimizi yapamıyoruz de Camila. Ama lütfen hanımefendi, işimizi yapamıyoruz. Ay işini yapma bir zahmet. Neymiş senin işi? Ver şu, ver. Bir dakika. Camila şeyde, ağzım sigara böreği istiyor. Ağzım sigara böreği istiyor. Ya bak, bırak baksın kadıncağız. Bırak baksın kadıncağız. Ben kendim yiyeceğim, o bana yedirmeyecek de Camila. Ben kendim yiyeceğim, o bana yedirmeyecek. Bıraksana. Yeme. Ya bırak, içine değişim yapayım. Millete rezil oluyoruz bak. Senin hanımefendi, kocanız benim tipim bak, değil, anlamıyor musunuz? Değil ya, senin tipi değil. Ben Esmer seviyorum de Camila. Ben Esmer seviyorum. Bak. Kocanız sarışın. Sarışın. Gül bana Camila. Camila buna gül çok. Bire bak. Komik değil, gülme. Nasıl komik? Beraber gülün. Devam edin, gülün gülün. Ha, ya. Çok şaka. Sarışın be. Bir dakika boyunca gülersen 2500 lira verdik. Bir dakika, bana ne dediniz çok siz? Mutluyum. Sarışın mıyım ben? Ben sarı mıyım? Sarışın mıyım ben ya? Hiç konuşmayın gülün. Evet. Ne gülüyorsun ya? Sarışın. Sarı. Abdullah sarı. Hiçbir şey söyleme ve gül. Gülme. Bir dakika ya. Yeter ya. Ya bir ne yapıyorsun? Ben varım. Sarışın ne ya? Sarışın ne? Gülün gülün. Sadece gülün. Hiçbir şey söylemeyin. 25 saniye daha gülmeniz. Gülün. Harika gülüyorsunuz. Ben gece görünmüyorum. Ya var ya. Ya bu sarışın. Sarışın. Gülme artık. Gülme artık. Sarışın. Sarışın. Evet. 6, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3,
Harika gidiyorsun. Sakinleştir şimdi. Evet. Nişanlını sakinleştir. Cansu. Az geldiyse biraz da bundan ilave edeyim. Cansu bak emanete ihanet ettiniz. Şey de sen Kamila, ben Ercan abinin emanetiyim de. Ben Ercan abinin emanetiyim. Emanete ihanet etti şu an. Bırak kadın emanetten gelmiş bize. Yardımcı olalım bırak işimizi yani yapalım. Yani emaneti. Ya su döküyorsun. Evet, evet. İşte kafede böyle bir şey yaptın rezil mı sen hiç? Bizi rezil ettin. Sen ettin. Beni de sen ettin. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Kamila şeydi. Ben Amerikan mutfağına girmek istiyorum de. Ben Amerikan mutfağına girmek istiyorum. Ya ben başlayacağım. Sizi Amerikan mutfağına sokacağım. Sokuyorum. Anlatacağım. Her şeyini ilmik ilmik anlatacağım. Anlatmayacaksın. İlmik ilmik anlatacağım. Yani... Sizi ayırmayacağım. Benim yüzümden ayrılmayacak. Garsonu çağır şimdi. Garsonu çağır. Garson de. Garson yuva bozmam de. Kamila. Onion rings istiyorum de. Yani soğan halkası de. Canım bize güzel bir. Onion rings yollar mısın? Ama güzel kızarmış olsun. Ya bak, bilmiyorsan İngilizcesini soğan halkası Türkçesi, tamam mı? Tamam. Hemen güzel siz kızart getir. Siz ne güzel İngilizce tamam konuşuyorsunuz. Biraz ben hızlı. Sizin İngilizcenize yengen başlayacağım. Yengen kızıyor kardeşim, hadi. Hayatım, o bize Ercan abinin emaneti de. Bak, sana son kez söylüyorum. Bak, sana oynama. Kalkıp giderim, yeter artık. Ne giderim, bırak. Ben Ercan abinin emaneti. Dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin. Ya zor. Böyle oturacaksın. Bak aşkım.
beni biliyorsun. Ben mesleğimi ileri götürmeye çalışıyorum. Sen bu mesleği bırakıyorsun, tamam mı? Nasıl mesleği bırakıyor mesleği. Ercan, git başkasından öğren. Bir dakika. Tamam, 10 yılın eksemiz geldi. Hayır, bir sen dakika. Mesleği bırakıyorsun. Bak, sen son halkısın, biliyorsun. Dönersen o tarafa, tamam. Kalkıp giderim. Dönersen o tarafa kalkıp giderim. Anlatmayacaksın onu. Anlatmayacaksın. Abdullah, önce şimdi sevgilini sakinleştir, sonra sana bir etap vereceğiz. Problem var mı şu an? Var. Bak. Kalkıp gitmesini istedim. Aşkım, otur iki dakika. Bak. Ben gideceğim. O soğan halkalarını biraz sonra Camila'ya yedireceksin. Ellerinle. Ama önce nişanlını sakinleştir. Sakin. Sonra o soğan halkalarını yedireceksin. Sakin değilim. Bak, biz haftada bir gün görüşürüz, tamam mı? Bırak tadını çıkaralım. Böyle mi? Bak, sen gayet tadını çıkartıyorsun. Bir şeyin tadını çıkartıyorsan sen çıkartıyorsun. Bak, ama bu kız bana Ercan abi emanet. Bu kıza şimdi. Bak, bir gün bile olsa görüşmek zorundaydım. Ne yap? Ben Ercan abinin emanetiyim. Ay, bak, emanete hıyanet olmaz bizde de. Hıyanet olmaz bizden. Olmaz. Olur. Bal gibi olmaz olur. Aşkım. Biz bana evleneceğiz. Bana olur o zaman. Benim işimden ayrılmamı istiyorsun de. Bak, benim işimden olmamı... Bak, biz evleneceğiz. Biz... Yani ben işimden ayrılım, evime geçin demeyeyim mi? İşimden ne? Abdullah, bir dakika içerisinde Camila'ya 3 tane soğan halkası yedirirsen elinle, bizden 5.000 lira alacaksın. Süren hemen başladı, hızlı ol. Hayır. 3 tane soğan halkası bir dakikada. Yedirirsen kalk. Bir saniye. Yedirirsen buradan tamam, bıraktım. Yedirirsen tamam. Kalkıp gidin. Buyurun. Çok güzel. Çıtır değil mi? Çok güzel. Çıtır olmuş bile. Devam et. Abi. Devam et. Çok az süre kaldı. Sakinleştir. Oturt şimdi kız arkadaşı. Otur. Abi. Biraz daha iyi. Nasıl be? Güzel pişmiş bir de. Ya güzel pişmiş değil sen mi? Sen hala. Yani... Dur atma. Abdullah sen yedirmeye Abdullah, devam et. Abdullah yedirmeye devam et. Kız arkadaşını bir şey devam et yedirmeye. Atmasın. Yedirmeye devam et. Arkadaşını tut. Ya yedir. Gidiyorum. Bir dakika ya. Bırak dakika. Şunu. Ya bırak. Sakin ol. 2 dakika sakin ol. Bırak. Hayır. Ya bırak. Dur bir dakika. Bırak. Bizi Ercan abi gönderdi. Biz Ercan abinin emanetiyiz. Ercan abinin emanetiyiz. Bize sahip çıkar. Lütfen bize sahip. Ay. Çok canım çekti. Yer misin? Söyle İster abi. Misin? Sakinleşin. Hayır. Nişanlını size şaka yaptım. Şu an... Canım benim. Camila bizim oyuncumuz. O bizim evet. Oyuncumuz. O bizim oyuncumuz. Hiçbir suçu yok onun. Evet. Bu arada nişanlın gerçekten... evlilik önce... Yani bir seneniz kalmış evlenmeye. Bunların hepsini biliyoruz. Çok kıskançsın. AVM'de bir tane kız bunun ölçüsünü alırken bile... neredeyse kızı itmişsin falan. Ama ne oldu? Düğün için 5.000 lira kazandınız bizden. Bizim size düğün hediye ediyor. Evet. Nasıl? Sakinleştiniz mi? Evet. Çağıralım Camila, gel buraya. Camila da Ercan abinin bakışı sonuçta. Ercan abi, Ercan abi. Bayağı bir şeyler atmaya niyetlendin Camila'nın üstüne. Devecek mi? Şimdi oradan diyoruz ki, Abdullah evet. Diyoruz, onu oradan al. Çünkü biliyoruz, onunla ilgili bir şey olacak. Ben soğan yiyemiyorum, zar zor böyle diyorum. Ama şimdi Ercan abinin emanetine hıyanet mi etsin? Ya emanet. Böyle yapayım. Ay senin emanet, ay senin Ercan abi. En çok nerede sinirlendiniz? Sizde film nerede koptu? Ya genel olarak koptu. Oradan kıkırdıyor, oradan ona bir şeyler yediriyor falan. Çıldırdım bir ya. Bir de gerçekten bir Ercan abi var değil mi? Ondan özür diliyoruz burada. Ercan abi. Ercan kusura bakma mecbur kalma. Peki diyorsunuz ki işten ayrıl, ben evet. Bakarım bilmem ne. O an göz gitti ya, gözünüz döndü sizin ya. Ya bir de tatmıyor, bir de yediriyor. Abi bir de kız gelmiş şey diyor, ben Japon mutfağına... Bir odun demedi. Ben Amerikan mutfağına giriyorum. Ben Türk mutfağına giriyorum falan. Bu da salata istiyor, şey bir istiyor. Bir an onlar beraber mutfakta çalışacak falan. Asistanlığı evet ya. Yapacağım dedi. İzin veremedi mi? O zaman işten ayrılacak çocuk. Ay, çocuk ne yapacak peki? Ercan abi. Ama Ercan abi zorluyor. Ama ben ama en güzeli şu değil miydi? Ben de istemiyorum öyle bir şey. Allah korusun. Ben kız arkadaşımla oturup yiyemeyecek miyim? Camila bir gel. Gel hayat. Otur tabii ben. Elinden de gel. Değil mi? Orada delirtici oldu. İşte Camila gelince bir yere saçmaladı. Bir tane kelime verdi. İki tane. Saçma sapan şeyler söyledi. Pastal dedi. Sandal dedi bilmem ne dedi. Ya bizden nişanlısınız. Bir sene sonra evleneceksiniz. 5.000 lira kazandı bu arada. Bu çifti evet. Alkışlıyorum.